Bu videoda size Tauri adındaki platformu anlatmak istiyorum. Bu platform bize şunu sağlıyor. Biz Vue ile, Next ile, React ile web uygulamaları geliştirebiliyoruz. Geliştirdiğimiz bu uygulamaları masaüstü uygulama haline getiren bir platform aslında Tauri. Günlük hayatta biz birçok masaüstü uygulama kullanıyoruz. Bu uygulamaların birçoğu, modern olanların birçoğu aslında alt tarafta benzer mekanizmalar kullanıyor. Şu anda bu işin bu kısmını domine eden platformun adı Electron bu arada. İşte Visual Studio Code, Slack, yanlış hatırlamıyorsam Discord, muhtemelen ChatGPT'nin şeyi, ne bileyim WhatsApp'ın uygulaması. WhatsApp'la çok emin değilim de. ChatGPT'den de emin değilim aslında ama muhtemelen Electron'u kullanıyordur diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla biz aslında masaüstü uygulaması değil, Masaüstü uygulaması deneyiminde normal web uygulamaları kullanıyoruz. Yani günün sonunda içeride de javascript çalıştırılıyor. Elektronun, elektronun çok temel sorunları var. Bu sorunlardan en bilindiği de performans problemleri. Çünkü elektron içinde yanlış hatırlamıyorsam chromium'u kullanıyordu. Yani bildiğimiz bir tarayıcı çalıştırıyor içerisinde. Bu da günün sonunda işte memori kullanımı, CPU kullanımı, ...gibi çok fazla kullanımdan bahsediyoruz. Çok fazla sistem kaynağı tüketiyor aslında. Tauri içerisinde normal native WebView'lar kullandığı için işte yanlış hatırlamıyorsam yani okuduğum kadarıyla Windows tarafında webview 2 olması lazım, şey tarafında da macOS tarafında da normal webview komponentini kullanıp uygulamaları çalıştırıyor. Hal böyle olunca da bu Viewer'lar optimize edildiği için işletim sistemine göre kaynak kullanımını da düşürmüş oluyor aslında adamlar temelde. Çok daha güvenilir uygulamalar geliştirebiliyorsunuz. Tauri Rust'la yazılmış bir altyapıya sahip. Rust'ın da en büyük özelliği zaten işte memory kullanımını çok performanslı bir şekilde gerçekleştirebildiği için birçok manada çok daha verimli, performanslı dediğim gibi uygulamalar geliştirmenize olanak sağlıyor. Tauri'nin güzel olan başka bir tarafı da şu. Eğer elektronla bir uygulama yapmayı denemişseniz bir tane işte example yani ne derler ona boilerplate ile ilk uygulamayı yaptığınızda bile minimum 80 MB 100 MB hatta şöyle olur genelde elektronla bir şey yapmayı denersiniz kafanızdaki ilk şey şudur soru soru işareti ben bu boyutu nasıl düşürebilirim çoğu durumda düşüremiyorsunuz yani dramatik bir düşüşten bahsedemiyoruz ama tavri ile bir uygulama yaptığınızda 3-5 megabaytlık boyutlarda view ile yazdığınız bir uygulamayı publish edebiliyorsunuz. Yani kullanıcının kullanacağı uygulama halinde yayınlayabiliyorsunuz dolayısıyla Hal böyle olunca da birçok saydığım sebeplerden dolayı tercih sebebi durumunda tavrı Ben ilk defa duydum yani yalan yok Belki geçmişte duymuşumdur ama işte en son geçen video çekerken orada fark ettim bakayım dedim nedir bizim de halihazırda uğraştığımız uygulama için bir masaüstü uygulama yapma durumumuz olabilir Orada da kullanmak istiyorum açıkçası bunu. Bir POC gibi bir şey yapıp neye benzediğini görmek istiyorum. Dolayısıyla bir tık daha buna yakından bakacağım. Bu videodan sonra birkaç video daha belki çekebilirim. Dediğim gibi eğer böyle ne bileyim güzel ya da önemli olduğunu düşündüğüm bir durum olursa. Bu girizgahı yaptıktan sonra Tauri'nin neye benzediğine bakalım. Zaten şurada görüyorsunuz birçok şeyde yeni proje oluşturmanıza imkan veriyor platformda, ortamda. Ee, unutmadan şeyi söyleyeyim. Başta da söylediğim gibi Ruby diyesim geliyor ya. Rastla yazılmış olduğu için bilgisayarınızda RAST'ın ve RAST'ın paket menajerinin adı kargo, Cargo'nun yüklü olması gerekiyor. Şu anda Cargo'yu gördüğüm için onu bir hatırlatayım istedim. Yani npm şu hareketi yaptığınız zaman uygulama çalışmazsa kargo yok diye şaşırmayın. Şöyle get started diyelim. Buralarda neler var? Ha şurada şey varmış zaten. Önden yapılması gerekenler aynı. Rastı falan kurmanız gerekiyor. Ben kurdum bu arada. Göstereceğim birazdan size. Buralarda neden bahsetmek gerekiyor? İşte WebView 2 işte demin bahsettiğim gibi Windows'ta bakın zaten geliyormuş. Mac'te de şey geliyor. Yazıyor burada. Bu arada bu anlattığım konsept eğer mobil uygulama geliştirenler varsa, mobil uygulamaların içinde de WebView'lar var ve birçok uygulama aynen WebView'un içinde çalışıyor. Yanlış bilmiyorsam Ionic adında bir framework var. Orası da WebView'la çalışıyordu. Bizim de deneyimimiz bayağı var WebView konusunda. Bu da aslında o kafaya yakın bir kafada çalışıyor. Rust, Node.js neyse bunlarla bir işimiz yok. Create Project'e gelelim. Buraları size göstermeyeceğim bilgisayarımda. Çünkü yükledim. Direkt yüklenmiş hani göstereceğim. Ya şöyle söyleyeyim. Datnet şey bile var. Kurarken size soruyor işte. Vue mu olsun? Next mi olsun, o mu olsun? Omo, mu? Svelte mi olsun? Gibi. Datnet'i bile koymuşlar oraya. Yani her şeyi herif Vue'nin şeyinin içerisinde çalıştırabiliyor. Web Vue'nin içerisinde. Dolayısıyla şey bağımsız diyebiliriz. Bayağı agnostik bir alet. Buralarda başka bir sürü konfigürasyon var. Şimdi onlara girmeyeceğim. Ben direkt şey açayım. Visual Studio'nun içindeki projeyi açalım. Neye benzediğine bu şekilde bakalım. Şöyle kapattığımız zaten Rust Dependencies diye geliyor buraya. Şu VS Code klasörün içerisinde Tauri ile ilgili eklentiler var. Görüyorsunuz Vivo'lar zaten bizde olan bir eklenti. Burada da Rust'ın kendi eklentisi var. Bir de Tauri'nin şeyi var, eklentisi var. Onlar kuruluyor zaten otomatik size soruyor. Siz kuruyorsunuz. Burada public, src. Aslında burası bize yabancı olan bir yer değil. Bize yabancı olan kısım şu. İki tane src folder var. Bir tanesinde bizim normal view uygulamamız var. Bu bildiğimiz with ile beraber çalışan view uygulaması. Herhangi bir değişiklik yok. İkinci taraf ise şey. Tauri'nin kendisi. Burası işte Rust'la implement edilmiş, develop edilmiş kısım. Dolayısıyla aslında şöyle düşünebiliriz. Şu uygulamanın içinde, şu src'nin içindeki web uygulaması çalışıyor. Burada işte neler var? Bir, çok uzak olduğum bir şey burası. Muhtemelen şu kargo tomul dediği, depend ettiği paketleri buraya eklemişler. Şurada işte src'nin altında kendi rast kodları bulunuyor. Bunların ne anlama geldiğini açıkçası bilmiyorum. Bunu kapatalım. Burada ha, şurada şey de vardı ya. Tavrinin bir konfigürasyon dosyası var. Dediğim gibi çok fazla ayar var doğası gereği. Bu işler genelde böyle olur. Çok fazla şey var çünkü. İşletim sisteminden işletim sistemine farklılıklar var. Uygulama geliştirmek için, masaüstü uygulama geliştirmek için. Bir sürü incik cincik iş var. İşte file sistemi kullanıyorsunuz. Orayla ilgili bir sürü şey var, mekanizma var. Başka da bir nane yok aslında bu kadar. Burada bir tane Package.json varmış. Başka da bir şey yok. Bildiğimiz JavaScript uygulaması hissi veriyor ama aslında çok da öyle değil. Şunu şöyle kapattığımızda burada da Rust'ın dependencies'lerini görüyoruz. Çünkü Rust uygulaması nihayetinde dediğim gibi. Şöyle bir çalıştıralım şunu. npm run tavri dev diyoruz. Çalıştırıyoruz. Bir tane lokalde şey kalktı. Web sayfası aslında. Hatta tıklayayım buna bir. Şu arkadaki niye kalkmadı ya? Heh. Şimdi kalktı. Bu bildiğimiz Vue uygulaması. Ve ardından hemen gördüğünüz gibi bir masaüstü uygulaması şeklinde uygulama buraya geldi. Deneme diyelim. Create diyelim. Ve çok da şey. His olarak da bildiğimiz web sayfası. Şöyle sağ tuş tıklayabiliyor muyum? Inspect Element desem. Yani bildiğimiz şeyin Web Vue aslında bu. Safari de, Safari de bunu kullanıyor sanırım yanlış bilmiyorsam. MacOS işletim sisteminin. Dolayısıyla temelde mekanizma bu kadar. biz Vue ile beraber uygulamamızı şöyle final resize ediliyordur zaten. Geliştiriyoruz. Sonrasında da bu alet bizim yerimize şu dışarıdaki kabuk içeride serve edip şeyi bizim web uygulamamızı çalıştırıyor. Bence gayet iyi. Şimdi merak edenler için elektronu kullanırsanız eğer ben geçmişte çok denemeler yapmıştım elektronla beraber. Bu elektronun şunu görünce Riyad elektronumu aldı falan gibi bir garip bir his oldu. Şimdi elektronu alıp yüklerseniz ve aynen bu şekilde bir sıfırdan deneme yapmaya çalışırsanız aradaki performans farkını zaten ilk, ilk anda hissedeceksiniz. Onun garantisini size verebilirim. Son gelişmeleri bilmiyorum elektron tarafında. Ama bu Tauri'nin bana verdiği nasıl söylemem gerekiyor onu? Güveni diyeyim. Şey güvenini. Elektron çok böyle eğrelti duruyordu. Tabi burada şöyle de bir dezavantajı var şeyin elektronun. Bu iş yapan ilklerden biri olduğu için ilkler her zaman geçmişte bir sürü yük taşıyor. Yani teknik borç diyelim ona teknik yük diyelim taşıdıkları için bu arkadaşlar görece daha yeni muhtemelen. Çok daha farklı bir şekilde ele almışlar problemi. Hal böyle olunca da çok daha verimli performansı bir şey yapmışlar. Şunu da söyleyeyim size. 70 küsür bin starı var Ripon'un. 98 binmiş. Benim aklımda 70 binli falan gördüm. Acaba hangi uygulamalar mesela bunu kullanıyor? Bununla ilgili bir şey var mı burada bilmiyorum. Uzatmayayım lafı fazla. Ben bu tavrıyı çok sevdim. Bununla kesinlikle bir şey yapmak isterim. Ee, özellikle dediğim gibi bizim şu anda uğraştığımız uygulamayı bunun içerisinde görmek için açıkçası baya bir sabırsızlanıyorum. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda belki bununla ilgili farklı videolarda da çekerim. Ee, umarım faydalı olmuştur. Eğer video hoşunuza gittiyse yorum yaparsanız ve kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.